Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Genshin Impact 1.4 yamasıyla neler gelecek olabildiğince hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 3 tane kod verildi. Bunların total 300 primogem değerinde. Bunları hesabınıza hemen ekleyebilirsiniz. Discord'umuzda duyurular kısmında var. Vent ve Tartaglia Banner'ları tekrar geliyor. Tartaglia Banner'da Rosario olacak. Rosario 4 yıldızlı bir karakter, mızrak kullanıcısı ve buz kullanıyor. Rosario demişken şöyle bir bakmadan olmaz. Rosario görünüş olarak çok güzel. Moonstrat karakteri, bir Cryo kullanıcısı, mızrak kullanıyor. Animasyonları çok akıcı. Fiziksel kullanıyor gibi duruyor. Bir support veya DPS olarak çok güzel kullanılacak gibi duruyor. Ben kesinlikle ana karakterim olarak kullanacağım. Kendime güveniyorum bu konuda. Yeni silahlar geliyor. Bir tane 5 yıldızlı yay ve favori silahların yeniden renklendirilmiş hallerine benzeyen yeni silahlar geliyor. Yeni Archon Quest'le beraber yeni bir boss'umuz geliyor. Bu Abyss Herald. Daha önceki hikayelerde Dainsleif hikayesiyle beraber bahsedilen bir boss'tu. Burada sadece hikayeyle dövüşülüyor olacak ama ileride umarım boss olacak gelecektir. Yeni Archon Quest'imizde Dainsleif'te olacak. Oyuna kalıcı olarak sevgili yapmaya veya böyle bir romance, arkadaşlık kurma eventi gibi bir şey geliyor. Oyundaki karakterlere sevgililik yapabileceğiz. Sadece şu an belirli karakterlerde var. İleride başka karakterlerde de gelecek. Yeni bir pet kazanabileceğimiz Ocean Aid eventi geliyor. Bu Ocean Aid eventinde Ocean Aid ile dövüşeceğiz ve eventin sonunda bize yeni bir pet verecek. Sihirliler gibi yanımızda gezebilecek. Çok daha tatlı duruyor. Böyle mavi, minnak bir şey. Çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hoşunuza gitmese bile eventte kaçırmayın, alın. Sonra üzülebilirsiniz. Olduğu gibi Monstra'da da bir festival gelecek. Bu festivaller içinde bize ödüller verilecek bol bol. Yeni bir yay verilecek bize hediye olarak. Oss Event'ı, Fall Guys Event'ı, Guitar Hero Event'ı gibi şeyler olacak. Yani bu tip oyunlarda aşina olduğumuz modları Event'ında görebileceğiz. Theater Mechanicus'ta kule savunma görmüştük. Burada da işte bir Fall Guys, okçuluk, kanatla uçmak, Guitar Hero gibi modlar göreceğiz. Yeni bir arena event'ı geliyor. Bu arena event'ı aynı Spirelebis gibi belirli bir arena içinde dövüşeceğiz. Yaratıkların ekstra buff'ları ve debuff'ları olacak. Onlara karşı savaşacağız. Oyuna basit ama işe yarayacak yeni özellikler ekleniyor. Mesela Concentrarize'nin total sayısını 3'ten 5'e çıkartmak gibi veya Spirelebis'ten hiç çıkmadan kaldığımız yerden direkt devam etmek gibi retry tuşu gibi şeyler gelecek. Bunlar oyunu daha da kolaylaştıracak şeyler, daha da oynamamızı rahatlatıştıracak şeyler olacak. Aynı şekilde co-op'a yönelik birkaç tane daha kolaylık gelecek. Crafting table'ı co-op'ta kullanma gibi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, YouTube şeyleri unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.